fırsatta dile getiren bir meslektaşımız. Hoş geldin Coşkun Aral. Merhabalar, iyi yayınlar. Başın sağ olsun, başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun, dünyanın başı sağ olsun, Türkiye'nin. Evet. Önemli bir insandı. Yani hayatının son günlerine kadar hem yaptığı şakalarla, hem hayatı alaya almasıyla, hem de tabii üretimiyle, ürettikleriyle konuşulan bir insandı. Sen de herhalde yurt dışındayken almışsın haberi. Evet, ben Londra'dan geldiğimde, yani uçağın tekerlekleri piste değdiğinde ne yazık ki telefonumu açar açmaz o kötü haberlerle karşılaştım. Hastaneye gittiğimde kaybetmiştik. Çok zor günler bitiyordu. Sağlığı çok kötüydü. Yani vücudunda biliyorsunuz bir organ yetmezliği vardı. 3-4 yıldan beri diyalizdeydi sürekli olarak. Ama yapacağı çok şey vardı. Çünkü her karşılaştığımızda, yani Londra'da bile yani konuşamadan yine bana bir takım mesajları veriyordu. Onu kendi özgün bir üslubuyla. Dünyanın tanıydı, dünyanın göz tanıydı. Türkiye'nin, bütün bu bölgenin, coğrafyanın, yaratıcı bütün insanların kalıcılaşması için dektanşörünü her zaman emniyete tutardı. Her zaman onları görüntülemenin sevdası içindeydi. Çok önemli insanları ölümsüzleştirdi objektifiyle. Yani şu anda baktığında aklına hayalini almayacak isimler var yani burada, değil mi? Yani dünyaca ünlü sanatçılar, siyasetçiler. Picasso'su, Chagall'ı, Dalisi, Winston Churchill'i, İsmet İnönü, Nazım Hikmet, aklınıza gelecek herkes onun objektifinde bir mesajla dünyaya bir mesajını iletti. Bir de İstanbul. Bilgiydi. İstanbul'un gözü diyoruz. İstanbul'un. Evet, bir de İstanbul var yani onun gözünde. Evet, bir son yani geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından sonra. Pardon, çok konuştum için. Evet, biraz da zor bir gün yani Coşkun Aral, sizin de biliyoruz. Bir gün, nasıl bir ilişki içinde olduğunu da biliyoruz. Anlatacak çok şey var. Evet. Dünyanın başı sağ olsun diyor. Dünyanın başı sağ olsun diyelim. Ne zamandı cenazesi? Onunla ilgili de biz dinleyenleri bilgilendirmiş olalım. Cumartesi günü olacak inşallah. Cumartesi günü Beyoğlu'nda Ermenik Lisesi'nde, Balık Pazarımızın'daki Ermenik Lisesi'nde olacak. Ardından da Şiş'teki aile mezarına defnedilecekler. Diyelim Allah tahsiratlarını affetsin diyelim. Bunu söylediğimiz zaman Müslüman olmadığını bilmiyor musunuz gibi bir takım tepkilerle de karşılaşılıyor ama. Kendi yerel değerleriyle, inancıyla her zaman barışıktı. Her zaman önemliydi onun için inançlar, ama bütün inançlar da saygılıydı. Yani bu sizin bu topraklara bir defa adamıştı. Hem bu topraklara dünyayı tanıtmakla görevli hissediyordu. Hem de dünya insanını bu topraklarla buluşma hissi en büyük ideali. Bir öteki değildi. Hiçbir zaman da olmak istemedi. Gururluydu. Onu duyuyordu. Türk olmaktan, Türkiye'li olmaktan. Bunu da saklamadı bütün, zaten. Bütün bunları hiçbir zaman saklamadı. Hiçbir zaman yanlışı da her zaman açık yürekli, yanlış dedi. Hiç yani çekincesi yoktu. Çünkü hiçbir zaman sistemden beslenen bir adam olmadı. O yüzden her zaman için bildiğini yaptı. Doğru bildiğini yaptı. Çok teşekkürler. Cumartesi cenazesinde buluşmak üzere. Hoşçakal. Sağ ol. Coşkun.